Kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yetiştirdim her şeyi. Yetiştirdim. Hemen bunları yerleştirirseniz ben giymeye tamam, gidiyorum. Hadi koş. Hanımlar, aranızda kaç yaş var? Bir yaş bir var. Bir bile yok. Hanginiz daha büyük? O, ben. Maalesef. Çağla, Dilay'ın seni kıskandığı oluyor mu? Hem de çok. Hiç öyle bir şey yok görürüz. Ay, İnan. Çok kıskanıyorsun. Ay, hiç kıskanmıyorum. Gerçekten kardeşini kıskanmıyor musun? Yani bir tık. Belki benden önce evlendi diye. Kesin bir tık. En çok neyini kıskanıyor? Bence evlendiğimi çok kıskanıyor. Kocası da yok. Aynen, kocası yok. Benim kocam var. Senin kocan var. Benim kocam var. Yoksa sen evde mi kaldın? Yok canım, ben daha çok gencim. Hanımlar, ne iş yapıyorsunuz çok merak ettim. Ben özel bir firmada kalite kontrol sorumlusuyum. Peki sen? Ben kendi mesleğimi yapıyorum. Freelance çalışıyorum. Freelance ne demek sevgili Dilay? İşte proje yöneticiliği yapıyorum. Böyle firmalara personel gönderiyorum. Hatice güzel yemek yapıyor mu? Çok, çok güzel, güzel yemek yapar. Ve eli de çok hızlı. İşte Hatice de geldi. İşte buradayım. Keşke bir eşimin sesini duysaydım. Hadi o zaman arayıp Mesut Bey'in sesini duyalım. Evet, açtı kendisi şu an telefonu. Aşkım, canlı yayındayız. Şimdi programa başlıyoruz. Bana şans dilemek ister misin? Ben arayacağım. Her zaman şanslısın. Evet, az sonra birkaç saniye sonra programa başlıyoruz. Mesut Bey. Merhabalar Gürbüz Bey. Eşiniz bana biraz panik gibi geldi. O üstesinden gelir her şey. Başarır mı diyorsunuz? Kesin başaracağım. Aşkım, başlıyorum şimdi yarışmaya. Görüşürüz. Evet Hatice, eşinden destek de aldın. Evet aldım. Umarım şans getirir eşim bana. Hep getirmiştir. O zaman hazırsan başlıyoruz. 3, 2, 1 Süren başladı. Sevgili Hatice, neyle başlıyoruz? Tavuklarımı haşlamam gerek. Hangi yemek için haşlıyorsun? Arabaşı çorbasının tavukları için. Neden arabaşı çorbasını seçtin? Kışın ortasındayız. Soğukta güzel gideceğini düşündüm. Faydalı, çok yararlı. Şu an hastalık dönemindeyiz biliyorsunuz, pandemi. Bu sebepten dolayı da arabaşı yapmayı tercih ettim yani. Hanımlar, hadi siz doğrusunu söyleyin. İnternetten buldu seçti değil mi? Şimdi onun için bir şey diyemeyeceğim. Ama internetten seçse bile araştırdı. Ne iyi olur, ne gider, şunu bu. Hepsine baktı. Hamurunu bir an önce yapıp soğutman lazım. Evet. Hatice, onu da yapman hemen. Hanımlar, yoksa Hatice biraz panik mi? Panik biraz değil, bayağı panik ya. Böyle eli ayak birbirine hemen dolanır her şeyde. Arabaşı çorbası için tavuk butlar haşlanmaya bırakılıyor. Hanımlar, nasıl tanıştınız çok merak ediyorum. Benim evime misafir gelecekti, süpürgem bozulmuştu. Maalesef ki inip komşumdan süpürge aldım. İstersen hikayemizi anlatma. Sonra işte ben süpürgesini aldım. Sonrası teslim ettim ama kendisi evde yoktu. Ara bir yer vardı, oraya koydum. Hani çöp sanıp almasınlar diye sakladım açıkçası. Bütün siteyi ayağa kaldırdı. Süpürgem de süpürgem. Ama beni nasıl arıyor güvenlikler biliyor musunuz? Süpürgem, Allah süpürgem. Dedim ki orada. Orada. Sonrasında. Kaç yıl oldu? İşte 10-11 yıl oldu. Demek 11 yıl oldu. Evet. Önce Hatice'nin süpürgesini aldın, sonra da evine yerleştin. Onun evine yerleşmesin. Hatice'nin evine sen mi yerleştin? Yok, kızın evine yerleşmedim ya. Tam olarak öyle olmadı. Ama o zamanlar Hatice bekardı. Ben ailemle yaşıyordum. Sonra ailemden ayrıldım. Birlikte ev tuttuk. Ailenle aynı sitede başka biriyle ev mi tuttun? Evet. Affedersin ama neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duydun? Kendisini çok seviyorum. Süpürgeyle başlayan nefret. Vazgeçemedim. Bu arada sevgili Hatice, sen ne yaptın? Arabaşı çorbasının tavuğunu koydum. Ocakta suda ne var? Sadece tuzlu su. Neden tuzlu su koydun ocağa? Unla beraber birleşecek, hamur olacak onda. Peki burada ne var? Burada da 2 bardak suya 1 bardak un ekledik, karıştırıyoruz. Kıvam almasını sağlayalım. Arabaşı çorbasının hamuru için unu suyla bulamaç haline getiren yarışmacımız tuzlu suya karıştırıyor. Kızlar, yarışmaya katılması için Hatice'yi kim gaza getirdi? O bizi getirdi. Bence de o bizi getirdi. Haberimiz bile yoktu. Bir gün çat bir telefon. Dedi ki ben yarışmaya katılıyorum. Dedim ki kazanırsın. Yürü. Senden daha iyi yemek yapan mı var dedi. Hep destek ya. Tam destek verdiler sağ olsun. Ondan sonra ikinci bir telefon. Senin evinde yapacağım dedi. Emin misin? Ondan haberi yoktu. Ondan haberim yok dedi. Şoka girdin mi? Bayağı bir şoka girdim. Ondan habersiz eve hazır dedim. Hatta bir haftadır şoklardayım. Hala çıkamadım şu an. İnşallah. Geldik bugün. Buradayız. Geldik buradayız. İyi ki de buradayız. Sizinle tanıştık Gürbüz. Gürbüz, ben seni çok seviyorum aslında.
Bir şey söyleyeyim mi? Bütün gün sizi izliyor. Yemek yaparken sizi yani, izliyor. Mete sizi izlerken aç geziyor benim içinde. Çocuk yemek diye yalvarıyor. Hayır diyorum, önce program bitecek ondan sonra. Peki yarışmacıları nasıl buldun Hatice? Olaysız bir masa yok neredeyse. Evet evet, Serdar Bey ile Seda Hanım pazartesi günden beri bitmek bilmeyen tatlı sert didişmeleri var aslında. Gökçe Hanım da çok öfkeli. Dolu dolu geldi. Dün bayağı bir üstüme yürüdü. Senin üstüne neden yürüdü? Takılmış o şey mutasyona uğrayan. Yani et konusuna çok takılmış. Etleriniz mutasyona uğramış gibi dedim ya. Ama yani ne bileyim, öyle çok özensizdi. Gökçe ısrarla yemeklerinin çok güzel olduğunu söyledi. Hiç lezzeti yoktu. Tamam, yapmış dediği ne varsa yapmış, önümüze koydu ama önümüze koyan yemeklerde gerçekten lezzet bulamadım. Sence de verdiğin puanlar düşük değil mi? Düşük değil. Yok, yemekler olmamıştı. Ben kızdım. Çok yüksek puan vermişsin. Beğenmemişsin. Bak, Serdar Bey'in çorbasıyla tatlısını beğenmiştim mesela. Gökçe Hanım sürekli masada benim yemeklerim, kendi yemeklerini konuştu. Ama kendi yemeklerini boşuna konuştu. Benim yemeklerim onunkini 3'e katlardı. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum ve bana adaletsizce puan verdiğini düşünüyorum Gökçe Hanım'ın. Çünkü kıskandı, diğer arkadaşların yüksekleyeceğini düşündü. Kendisi bana düşük verdi ki beni geçmesin diye. Bugün çok fazla sinirli geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü kendisi de biliyordu. Çünkü menüsünde mesela sarma yazdırdığını söyleyip bizim önümüze dolma getirdi. Kendisi de bunu kabul etti zaten. Bu ufak tefek hatalar hepimizin başına gelebiliyor ama kendisinin başına daha çok gelmiş. O yüzden yine de bence hak ettiğinden daha fazla puan aldığını düşünüyorum arkadaşlardan. Arabaşının hamuru istenen kıvama geldikten sonra cam tepsiye alınıp buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Hatice, Mesut'la tanışana kadar aynı evde mi yaşadınız? Yok. Mesut'la tanışınca daha çok içimizden çıkmadı. Gerçekten mi? Evlendiler, düğün günleri de evdeydim. Sonra beraber yaşamaya başladık hep beraber. Düğün günü evden gitseydin bari. Çok kalabalıktık, gidemedim. Bir de bırakamadım Hatice'yi, hemen ayrılamadım. Bir gün, yani bir hafta gittim ama gelmedim. Sonra zaten Mete'cim doğdu, teyzem. Hepiniz aynı evde nasıl yaşadınız? Ve o zaman 1+1 evdeydik, düşünün, mülteci gibi. Mülteci gibiydik. Ama o çok kısa bir süreydi yani. Bekar evimizdi. Sen salonda mı kalıyordun? Salonda kalıyordum değil mi? Evet. Yani bir 6 ay falan aynen. Sonra taşındık, 2+1 eve geçtik. Yine birlikte mi taşındınız? Evet. Vallahi ben nereye o oraya köstebek gibi peşimden geldi. Bak bu sefer ev küçük değil, ablam geldi, büyüdük. Hatice peki artık ben evlendim Dilay, git kendi evine çık demedin mi? Vallahi dedim ama asla kapıdan kovdu, anahtar bastırmış 7 tane. Dün Gülderen de etini marine etmişti. Çok kuru olmuştu, yakmıştı ama tekrar ısıtırken o talihsizlik yaşamış, çok üzüldüm. Sen eti nasıl marine ediyorsun? Çiçek yağı döküyorum ben biraz. Zeytinyağı daha da iyi olmaz mı? Olmaz. Zeytinyağı birden yakıyor. Bu etler bana biraz küçük geldi. İkişer dilim koyacağım Gürbüz. Aman yedikleri bir yudum Allah aşkına. Biberiyeleri özel olarak mı getirttin? Evet. Etleri nasıl pişireceksin? Önce tavada mühürlenecek. Sonra da salçalı sosun içinde pişmeye devam edecek tencerede. Tencerede mi? Güzel salçalı bir sosta, yaygın bir tencerede mühürlenen etlerim o sosla birlikte pişmeye devam edecek. Ayçiçek yağına bulanan etlere biberiyeden sonra karabiber ve tuz ekleniyor. Gökçe neden sana kafayı taktı? Yorumlarımı beğenmemiş, verdiğim puanı beğenmemiş. Verdiğim puanla teşekkür etmesi gerekiyor. Gürbüz, çok cömert davrandınız Hatice Hanım demesi gereken yerde. Çikolata şelalesi diye gördünüz mü bilmiyorum. Kakaolu süt geldi. Yarışmayı izlerken neye kızıyordun? İzlerken neye kızıyordum? İşte böyle haksız eleştirilere çok kızıyordum. Bir de gerçek yapılan yemekler de vardı. Onlara da bahaneler bulup puan verilmemesine çok kızıyordum. Sen yemeklere bahane bulmadın mı? Bahane bulmadım Gülbüz, olmamıştı diyorum sana. Yemekleri gerçekten olmamıştı. Etleri marine ettikten sonra sırada ne var? Baby patateslerimizi haşlıyoruz. Çatlak baby patatesler. Hatice, Mesut'la nasıl tanıştın? Mesut'la restoran işletmecisi, dediğim gibi eşim. Restorana gitmiştim. Orada yemek yerken bir arkadaşım, ortak arkadaştık yani orada çalışan. Bak, onun vasıtasıyla tanıştık. Güzel bir arkadaşlık başladı önce Gürbüz. Bu arada eşim hiç evlenmemişti, bekar. Çoluk çocuğu yok. O yüzden evlenmeye karar verdiğimizde dedi ki tekrar düğün yapmak zorundayım. Ailem benden dedi, düğün istiyor dedi. Tek çocuğum, hani beklentileri yüksek.
Dilay da daha evlenecek. Dilay evet ya, gerçekten yapamadı ama inşallah yapacak. O zaman sen ikinci evliliğinde de isteme, kına gecesi ve düğün yaptın mı? Evet, isteme oldu, nişan oldu, gürbüz hepsi ayrı ayrı oldu. Gerçekten oldu yani. Ana yemeğin yanında servis edilecek baby patatesler yıkandıktan sonra haşlanmaya bırakılıyor. Hatice, şimdi ne yapıyorsun? Kabaklarımı soydum. Hangi yemeğe geçtin? Kabak şayana geçtim. Kabak şayan nedir? Gerçekten çok lezzetli. Kabakları kavurup da yoğurtlu ve cevizli yapılan bir ara sıcak diyeyim, ara soğuk diyeceğim. Ara yemek kabak şayan için kabukları soyulan kabaklar rendeleniyor. Kabak şayan sanırsam bu kabaktan yapılan bir şey, tam ondan emin değilim ama kabağı bir güzel kavuruyor. Kavurduktan sonra tereyağı, sarımsak özlü olması lazım. Üstüne de ceviz koyar, onun sunumu tereyağı eritir, toz belirtir. Ona kalmış ama basit bir menü buldum. İnternetten tarifine bakacağım. Çok uğraştırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kabağı yoğurtlayıp önümüze getirecektir. Başka bir şey beklemiyorum. Başaracağız. Ah, kafasını çarptı. Hatice, seni çok mu seviyorlar? Bayılıyorlar. Hatice, şu ana kadar 25 dakika geçti. Bence harika gidiyorsun. Çok heyecanlıyım. Heyecanım da biterse daha iyi olacak her şey. Kabak şayan için kavrulan soğanlara rendelenen kabaklar ekleniyor. Ardından kıymalı kaşarlı pidenin iç harcı için soğan doğranıyor. Hatice, annenden mi el aldın? Yo, annemden el almadım. Annemin yemeklerini beğenmiyorum ben. Beğenmiyor musun? Ben de merak vardı. Ben iyi yapan insanları izledim. Çevremde iyi olan insanları izledim. Annenin yemeklerini beğenmiyor musun? Elinin lezzeti yok. Anneciğim, özür dilerim. Annen ne iş yapıyor? Ev hanımı. Kıymalı kaşarlı pidenin iç harcı için soğan, domates ve yeşil biberden sonra kapya biber doğrayan yarışmacımız toz biber ve karabiber ekliyor. Kıymalı kaşarlı pidenin içini yapmaya devam ediyoruz. Dolabıma gidiyorum. Kıymayı mı çıkaracaksın? Evet. Kıymamızı çıkaralım Gürbüz. Kıymalı kaşarlı pidenin iç harcına kıyma eklendikten sonra yoğurma işlemi başlıyor. Seda Hanım'ın defterle masaya oturması sana samimi geliyor mu? Ya hayır, hiç gelmiyor. Zaten doğru düzgün bir şey yazdığı da yok fark ediyorsanız. Oraya yazmış işte karşılama bilmem ne. Artı eksi koyup duruyor, bir şeyler yapıyor kendince. Bence ne yazdığını kendi de bilmiyor. Akşam eve gidince öyle boş boş deftere bakıyordur. Kişilik profili uzmanıymış. Ne olduğunu biliyor musun? Bilmem, profili insan analizinden falan çok iyi anlıyormuş, kişilik analizinden. Yoksa senin de analizini yaptı mı? Bilmem, benimle alakalı daha kötü bir şey demedi. Yarından sonrası yok ama yarın düşük puan verirsem finalde bayağı dert konuşur. Seda Hanım'ın hiçbir şekilde beklentisi olmasın, Hatice Hanım da dahil olmak üzere bu ikilinin benden çekeceği var diyebilirim. Bugün zaten Seda Hanım, bence Hatice Hanım'ın tüm yemeklerini beğenecek ne olursa olsun. Önüne çiğ et bile gelse beğeneceğini düşünüyorum kesinlikle. Çünkü yarın kendi günü. Pidenin kıymalı harcı istenen kıvama geldikten sonra buzdolabına alınıyor. Ardından arabaşı çorbası için tereyağında un kavruluyor. Güzel gidiyoruz, güzel. Gürbüz, başaracağız inşallah. Sence bugün Gülderen nasıl gelecek? Vallahi bugün gerçek Gülderen'i göreceğiz. Panik yapmış. Bence o çok güzel yemek yapan birisi ama çok panik yapmış dün. Ondan başaramamış. Çorba falan, mantarlar suda yüzüyordu Gürbüz. Çorbası nasıldı? Çok iyiydi. Gerçekten kötüydü. Özür dilerim Gülderen Hanım ama. Neydi o, zerdeçallı mıydı? Evet. Zerdeçalın tadı yok. Hani derler ya, ses var, görüntü yok. Tadı yoktu, rengi vardı. Rengini vermiş. Gülderen'in puan verirken hata yaptığını söylediğinde ne düşündün? Gülderen Hanım bence bilerek yaptı. İlk gün işte 5 verdim ama bilemedim, çok üzgünüm. İkinci gün aynı puanı tekrar verildiğini bilmiyordum. O yüzden yapıştırdı 6'yı. Hiç inandırıcı gelmedi, hiç. Kendi gününden önce 6 puan verdi. 6'yı verdi, ne oldu? Gökçe Hanım da ona dün 5 verdi. Ya bulamadı yani istediğini. Şimdi onlar bana bugün çok dolu gelecek. İkisinden de hiç puan beklemiyorum açıkçası. Yemeklerin iyi olursa düşük puanı kabul edecek misin? O zaman Gülden Hanım sustu. Vallahi var ya, bu masa benim günlerdir, bu yemekler rüyalarıma girdi. Eğer haksız eleştiri yaparlarsa güzel yemek yaparım da, ben de onların rüyalarına girerim yani bu gece. Beni görürler. Hatta bir süre beni görürler yani. Kesinlikle görürler diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Unumuz kavruldu yeteri kadar. İstediğin gibi oldu mu? Oldu. Ve suyumuzu da koyduk. Arabaşı çorbası gerçekten zahmetliymiş. Zahmetli çorba çok. Artık buna da kolay demezler. Hadi bir desinler. Sence bu çorbayı anlayabilecekler mi? Aa, yok. Öyle bir beklenti asla yok. Meşakkatli bir çorba olduğunu biliyorum ama daha evvel içmedim. Çorba başlangıcı için zahmetli bir
yemek olacak. Umarım tam kıvamında ve leziz bir çorba gelecek önümüze. Çok abartılı bir çorba değil benim için. Hatice Hanım'dan beklentimi karşılamıyor. Kendisi bu çorbayı seçmiş ama birazcık meşakkatli ve zor bir çorba olduğunu düşünüyorum. Ununu, nişastasını, suyunu güzel dengeleyip güzel bir hamur yaparsa, tavukları çok büyük ve iri olmazsa çorbanın tadının güzel olacağını düşünüyorum. Ama kendisinin bu çorbayı layığıyla yapabileceğini düşünmüyorum. Arabaşı çorbasının suyunu da ayarlayan yarışmacımız karıştırmaya devam ediyor. Şimdi ne yapıyorsun? Salçaları kavuracağım Gürbüz. Salçalar ne için? Gene arabaşı için Gürbüz bak. Hala arabaşını yapıyorsun. Keşke bir tek arabaşı çorbası yapsaydın. Vallahi keşke tek arabaşı çorbası yapsaydım. Bu kadar zahmetten sonra iki kaşık alıp olmamış derlerse... Allah! Orayı yakından çek. Arabaşı çorbası için zeytinyağında kavrulan salçaya haşlanan tavuk butu suyu ekleniyor. Çorbada çok zaman kaybettin. Evet, çorbadan çok zaman kaybettim. Tamam. Kabak şayan tamam. Kabak şayan mı oldu? Yoğurtla birleştireceğim. Başka bir işlemi yok mu? Ceviz yakıyorum üstüne tavada ama o en son yani soğumaması gerekiyor. Tereyağı kızartıp ceviz atıp kırmızı toz biber üstüne. Onu sunumda mı yapacaksın? Yani sunuma yakın yaparım. Şimdiden tereyağını niye eriteyim? O saatlerce bekleyecek yani. Şimdi neye geçiyoruz biliyor musun? Hemen söylüyorum. Beğendiye yaptık. Beğendiye geçiyoruz. Beğendiye geçiyorsun ama pidenin hamurunu hala yapmadın. Gürbüz hamuru 5 dakikada açıyorum. Kaç dakikan var bana söyler misin? Üzgünüm ama kalan süren tamı tamına 1 saat 27 dakika. Tamam. 1 saatte sadece çorba yaptık. Çok iyi. Bu hafta masalarda hep patates püresi vardı. Evet, patates püresi yedik hep. Soğuk. Olmamış, lezzetsiz, enginarlı diye, enginar kılçıklı. Dünkü patates püresini beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. Üstüne de o garip sos yapışmıştı. Hiç hoşuma gitmedi. Sence tek ara sıcak yapmak yeterli mi? Vallahi ben en az iki görmek isterim. Çorbam zahmetli olmasa ben 3 de yapardım. Çorbam çok zahmetliydi benim. Ana yemeğin beğendisi için tereyağında un kavrulurken közlenmiş patlıcanlar temizlenip doğranıyor. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Gerçekten programı çok severek izliyordum. Ben de kendim de yemeğe çok meraklı olduğum için yani yemek yapmayı çok seven bir insan olduğum için dedim ben niye katılmıyorum? Ben de katılmalıyım. Sonra da müracaat ettim. Sağ olsunlar aradılar, geri dönüş sağladılar. Beğendiği için kavrulan una doğranmış köz patlıcanlardan sonra süt ekleniyor. Hatice, şu anda çalışıyor musun? Çalışmıyorum, evdeyim. Çocuklarımla zaman geçiriyorum. İki çocuğum okuyor zaten. Mete daha çok küçük. O yüzden daha çok evde yemek, arkadaşlarımla toplanma. O şekilde ilerliyoruz. Bu sosu ne için hazırlıyorsun? Hemen baby patateslerimizi fırınımıza verelim. Özel soslu mu? Evet, özel sosumu da hazırladım. Özel sosa zeytinyağı ve toz biberden başka ne giriyor? Kekik atacağım. Kekimizi de atıyoruz şu şekilde. Çatlak baby patatesin sosunu hazırlayan yarışmacımız rendelediği kaşarları ana yemeğin beğendisine ekliyor. Ardından haşlanan baby patatesleri fırın tepsisine alıp eziyor. Baby patatesleri bardakla mı eziyorsun? Evet, çatlattım. Lezzetinden çatladı. Şekil. Ay, ikişer tane koyacağım. Saymam bir. Evet, patateslerimiz de hazır olmak üzere. Şimdi sosumuzu sürüyoruz. Baby patatesler bu sosta çok güzel olur. Evet, çıtır çıtır kızaracak. Hatice, Bursa nasıl bir şehir? Bursa çok güzel. Yeşillikleriyle, ondan sonra eşsiz manzarasıyla Uludağımız var. Bursa gerçekten çok güzel bir şehir. Çok mutluyum yani Bursa'da olduğum için. Hemen atıyoruz baby patates. Fırında ne kadar kalacak? Üstleri kızarana kadar. Biraz kızarmaları gerekiyor. Siz şöyle kalınız. Şimdi hamurumuza geçiyorum. Hamura geçiyoruz şu anda. Kaşarlı kıymalı böreğin hamuru için yoğurma kabına önce kurumaya konuyor. Evde de el açması börek veya pide yapar mısın? Baklava da yaparım. Bayramlarda yapar mısınız? Yaparız evet. Bayramlarda meşhurdur bizim baklavamız zaten. Neli yaparsınız? Cevizli yaparız. Bol cevizli. Kat kat. Baklavayı kaç kat açıyorsun? 40. 40 kat mı? Baklava açıyorum. Gerçekten açıyorum yani. Hamura şeker mi koyuyorsun? Evet, hamuruna biraz şeker koyacağım. Hamur şekerli olmuş demesinler sonra. Demezler, tamam. Kaşarlı kıymalı pide için maya, süt, şeker, su ve undan oluşan hamur yoğrulmaya başlıyor. Bakalım bugün bana çok dolu gelecekler, ben eminim. Ne yapsam beğenmeyecekler onlar da. Bugün nasıl bir ev sahibi olacaksın? Gene kibar bir ev sahibi olacağım. Onun yaptığı gibi öyle iyi akşamlar demeden yollamayacağım yani kimseyi. Ama düşük puanlar verirlerse önce verdiklerine pişman edeceğim. Ama yollarken de
yapmam gerekeni yapacağım yani saygı çerçevesinde. Kapıdan evet. Selametleyeceğim hepsini yani. Masada söyleyeceğimi söylerim. Ondan sonra vay hallerine. Gökçe siz evden giderken uğurlamadı mı? Uğurlamadı. Çantamı bir saat kendim aradım. Montumu kendim aradım odalarda. Gez gez kendim buldum. Gördü arandığımı, yardımcı bile olmadı ve sonrasında da bile isteye yaptım dedi. O kadar sinirlendim ki dedi, ben dedi bu hareketi dedi bilerek yaptım dedi. Biz de kaldık tabii öyle. Ya ayıp ya. Sanki sıfır vermişiz yani. Üç vermişim gibi davrandı. Sonuçta bence 5 puan o masaya çoktu. Gerçekten 5 puan oldu. Ama o bana bugün 5 bile vermez. Bu arada ben Gökçe Hanım gibi yapmadım. Günün sonunda tüm misafirlerimi uğurladım. Bir tek Serdar Bey'i göremedim. Onunla onu uğurlayamadım. Diğer bütün misafirlerimi güzellikle uğurladım. Misafir nasıl ağırlanır, nasıl uğurlanır, nasıl karşılanır, nasıl ikram edilir diye hepsine gösterdim. Düşük not verdikleri halde onları çok güzel bir şekilde uğurladığımı düşünüyorum. Kaşarlı kıymalı pide hamuru istenen kıvama geldikten sonra kenara alınıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Tatlı. Tatlımız neydi? Süt helvası. Bursa usulü süt helvası için önce bol tereyağı eritiliyor. Helvayı yaparken başından hiç ayrılmaman gerekiyor. Evet, hiç ayrılmamam gerekiyor. Şu közleri şu ortadan kaldırırsam ben. Bardağımızı alıyoruz. Bir bardak un girecek Bursa'nın meşhur süt helvasına. Bülent şefim selamlar olsun. Umarım beni izleyeceksin ve senin gibi yapabilecek miyim? Bakalım bana puanımı verirsin. Bülent şefimiz kim? Bize anlatır mısın? Bülent şef gerçekten Bursa'da süt helvasında tam bir profesyonel. Efsane yani, o odun fırınlarında falan pişirir. Titretir yani, titrettin der. Sen mi aradın Bülent şefi? Daha en son dün gece konuştuk işte. Nasıl, heyecanlı mısın dedi. Ben de çok heyecanlı olduğumu söyledim ona. Başaracaksın dedi. Sana güveniyorum dedi. Sağ olsun. Bir bardak unumuzu bol yağımıza ekledik biz bu arada. Bülent şefi tanıyor muydun? Önceden eşim tanıyor. Eşim şimdi restoran işletmecisi olduğu için ondan yardım istedi bana göstermesi için. O da sağ olsun kırmadı. Bana tarifini verdi. Çok mutlu etti bize. Şu şekilde helvayı güzel kokusu çıkana kadar bir topaklanma oluşturmadan pişiriyoruz. Sütünü de şekeriyle birlikte katmamız gerekiyor. Bursa usulü süt helvası için bol tereyağında un kavrulurken tencerede süt ısıtılıyor. Evet, şimdi helvamızın en önemli, yani bu helvada özellik, direkt soğuk sütü öylece katmıyorsunuz. Kaynayan sütü katıyorsunuz. Kaynar, yani sıcak süt katacağız. Neden? Kaynar olmasa da sıcak olacak yani o süt. Helvanın titrek olması için, helvamızın kaymak gibi boza kıvamında olması için böyle. Sonra o fırında kendine gelecek, kendini bir salacak. Patateslerimize bakalım. Pişmeye devam ediyorlar. Etsinler. Bursa usulü süt helvası için bol tereyağında un kavrulurken sütün kaynaması bekleniyor. Gürbüz. Efendim? Biliyor musun yağma? Nasıl köpürdüğünü, nasıl fokurdadığını? Çekmiyor musunuz yoksa? Aşk olsun, çekmez olur muyuz Hatice? Çok lezzetli. Hatice, daha masanı da kuracaksın, unutma. Sütümüzü döküyoruz. Şu şekil. Önce böyle. Helvanın sunumunu nasıl yapacaksın? Güveçlerde fırınlayacağım. Demek fırınlayacaksın. Evet Gürbüz. Karıştırmaya devam Gürbüz. Topak topak mı oldu? Olmayacak Gürbüz. Açacağım onu Gürbüz. Nasıl açacaksın Hatice, nasıl? Karıştırmaya devam ediyoruz. Açılacak. Ondan topaktan eser kalmayacak Gürbüz. Şimdi ne yapmadık bil bakalım. Ne yapmadık Hatice? Şekerini koymuyoruz, farkında mısınız? Şekersiz süt helvası pişiyor şu an. Şekerini ne zaman koyacaksın? En son muhallebi kıvamını aldıktan sonra. Sonra bir de şeker salacak içinde kendini çünkü. Yemeklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız Bursa usulü süt helvasını karıştırmaya devam ediyor. Bursa usulü süt helva acaba kaselerde mi sunacak bize, yoksa tavuk göğsü tarzında mı yapacak? Sunumu çok önemli, görseli çok önemli. Tavuk göğsüne benziyor. Benim bildiğim, eğer ki aynı şeyi biliyorsak sunumu çok önemli sütlü helvanın. Üstünü de kızartacak mı, yakması gerekiyor. Mutlaka üstünün nar gibi kızarması lazım. O detay çok önemli. Göreceğiz sunumlarını. Şimdi ne yapıyorsun? Cevizi kıracağım Gürbü. Hatice dur, ne yapıyorsun? Böyle ceviz mi kırılır? Koşun yetişin, mutfakta tavayla kavga gürültü var. Patateslerimiz olmuş. Çek Sercan, çek, yanmış patatesleri çek. Mis mis. Bir tanesini yesem mi acaba?
Buyur ye Gürbüz. Gerçekten yiyebilir miyim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yiyebilirsin Gürbüz. Kaçer tane vereceksin? İkişer tane koyayım. 3 mü koysam ya? Üçer tane veremezsin ki. Kendime 2 koyarım. O zaman da 17 yapar. Kaç saydım Gürbüz? 16 saydın. Tamam Gürbüz. Bursa usulü süt helvası için yarışmacımız cevizleri tavayla dövüyor. Motiven için ayrıca teşekkür ederim. Hadi çabuk ol Hatice, çabuk. Eyvah! Ne yapacağım? Yandım, bittim, mahvoldum. Gitti cevizler. Başka ceviz var mı? Evet, evet var. Cevizim var. Sorun ya. Değil. Hatice, temizlememiz lazım. Süpürge ister misin? Şimdi ona zamanım yok ama... Böyle çalışamazsın Hatice. Bu nasıl aksilik Hatice? Evet, çok kötü oldu Gürbüz. Hay Allah, ne olacak şimdi? Gerçekten bilmiyorum ne olacak. Neyse, cevizimiz var, panik yok, modumuzu düşürmüyoruz Gürbüz. Hatice bak, süpürge de geldi, hemen alalım. Bursa usulü süt helvasında cevize gerek yok mu? Hayır, yok artık, tamam. Bu kadar ceviz yeter mi? Evet var, yeter Gürbüz. Sadece pislik çıktı diye üzülüyorum ben. Hadi Hatice, hemen buraları temizleyelim. Poşet içinde ezdiği cevizler yere dökülen yarışmacımız rahat çalışmak için hemen süpürgeyle alıyor. Ardından istenen kıvama gelen süt helvası güveç kaplarına konuyor. Bu helva güzel bir tatlı, güzel bir seçim yapmış. Çünkü biz baygın bir şekilde eve gideceğimiz için sanırım kendisi de yorgunluktan öldüğü için bizi helvayla günü sonlandırıp ve bitirmek istemiş. Güzel, süt ayarını tutturursa, şeker oranını tutturursa güzel bir tatlı olacağını düşünüyorum. Ununu çok kavurmazsa güzel olacağını düşünüyorum. Ama menüde helva dışında başka hiçbir şeyle uğraş verdiğini düşünmüyorum kendisine. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi etlerimize geçtik. Etlerimizi alıyoruz dolabımızdan. Nihayet etlere geçtik. Geçtik, geçtik. Marine edilen etlerin biberiyeleri ayıklandıktan sonra mühürlenmesi için kızgın tavaya bırakılıyor. Ana yemeğin etleri mühürlenirken haşlanan tavuk etleri didiklenip arabaşı çorbasına ekleniyor. Çabuk ol Hatice, resmen zamana karşı yarışıyoruz. Bu arada tencereleri neden değiştirdin anlamadım. Şimdi ne yapacağımı göreceksin. Salçalı sosunu mu hazırlıyorsun? Sosun içine neler giriyor? Soğan. Sarımsak da doğradık. Evet, soğana bak Gürbüz. Soğanın nesi var? Bozuk. Eyvah, soğanlar bozuk çıktı. Hatice, bu arada masamız hazır mı? Değil. Eyvah, değil mi? Şimdi kuracağım. Ana yemeğin sosu için kavrulan soğan ve sarımsağa salça eklendikten sonra pul biber, karabiber ve toz biber atılıyor. Yaren kısmı ne oluyor bilmiyorum ama genel olarak beğendiği ve yaren çıkardığımız zaman bu haftaki yarışmacıların hepsinde bir bonfile kaosu var. Bu zamana kadar, dördüncü güne kadar farklı bir ana yemek sunan bir tek ben vardım. Onun da zaten etine laf etmişlerdi. Bonfileyi o kadar basit bulmuşlar ki herkes bonfile pişirmiş. Bakalım beğendisini nasıl yapacak, sunumunu nasıl yapacak? Bunlar benim için tabii ki çok önemli. Ara yemeği kaşarlı kıymalı pideye geçen yarışmacımız hamur açmaya başlıyor. Hamura da pide şekli verdin. Bravo! Dur daha, dur. Gürbüz! Çabuk ol Hatice, çabuk! İşte beklediğimiz yarışmacı performansı bu. Açtığı hamurun üzerine kıymalı harcı yayan yarışmacımız kenarlarını katladıktan sonra pideye son şeklini veriyor. Salata malzemelerini sirkeli suya koyarsan çok iyi olur. Uludağ salatasının içine maruldan başka neler giriyor? Lokamızı koyuyoruz Gürbüz. Kuzu kulağı da almıştın değil mi? Evet, kuzu kulağı da aldım. Hatice, ne yapıyorsun? Dikkat et! Psikopata bağladım Gürbüz çünkü. Hatice, ne yaptın? Beni bile korkuttun. Gürbüz, hamurlarımı açmam lazım lütfen. Ara yemeği kaşarlı kıymalı pidelere son şeklini verip fırın tepsisine alan yarışmacımız Uludağ salatası için yıkadığı yeşillikleri doğruyor. Daha masanı kuracaksın Hatice, çabuk ol, son 8 dakika. Salatam bitti. Peyniri de ekle hemen. Uludağ salatasına peynir rendeleyen yarışmacımız hemen kabak şayanı tamamlamaya çalışıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Kabak şayanın yoğurdunu yapıyoruz şu anda. Hızlanman lazım, son 5,5 dakika. Çabuk ol Hatice, çabuk. Masayı kurmaya gidiyoruz şimdi Gürbüz. Masa örtüsünü seren yarışmacımız çiçekten sonra takımlarını masaya yerleştiriyor.
takımları önceden hazırlaman çok iyi olmuş. Evet. Yemek takımlarından sonra bardaklar masadaki yerini alıyor. Kazanırsan parayla ne yapacaksın? Mete ameliyat olacak. Ya ne ameliyatı olacak? Göz kasları çalışmıyor, çift görüyor, göz kayması var. 4 yaşına kadar ettireceğiz onu hemen. Pandemiden dolayı eşim çalışamadı restoranda ya. O yüzden biraz sıkıntı oldu işte. Çok geçmiş olsun. Bunu bize hiç anlatmadın. Peki ameliyatla düzeliyor mu? Evet ama 4'e kadar olursa. Mete şu anda kaç yaşında? 3,5. Şimdiye kadar neden yapmadınız? Çok değişik. Son kontrollerini yapan yarışmacımız ekmekliğini masaya alıyor. Başardım, bitti. Koş Hatice, koş. Hemen mutfağa dönen yarışmacımız kıymalı kaşarlı pideleri fırına veriyor. Hadi Hatice, neredeyse başardın. Son 1 dakika 10 saniye. 1 dakikada giyinebilir misin? Giyinirim tabii ki, görmüyor. Bravo sana Hatice. Son 1 dakika 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Tamam kalsın böyle, ben giyinmeye gidiyorum. Koş Hatice, koş.